Arkadaşlar merhaba. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere e, HIV'de immün sistemin egzersizi uyumundan bahsedeceğim. Öncelikle biraz işte başlayıp daha sonra sunuma geçmek istiyorum. İlk olarak size HIV nedir? E, hangi patojenleri barındırır? Ve daha sonrasında da egzersiz ilişkisi ve egzersizler nasıl yönetilebilir? Nasıl e, etkiler açığa çıkartılabilir? Bunlardan bahsedip sunumumu bitireceğim. Hızlıca sunumuma geçiyorum e, human immunodeficiency virüs olarak da açılımını yapabileceğimiz HIV hastalığı, insan immün yetmezlik virüsü ve edinilmiş immün yetmezlik sendromu olarak bilinir ve küresel bir sağlık sorunudur. 70 milyondan fazla insanın HIV ile enfekte olduğu, 35 milyon insanın öldüğünü ve şu anda aktif olarak 36,5-37 milyona yakın insanın da HIV pozitif olduğu düşünülmektedir. HIV enfeksiyonunun doğal seyri, zamana göre çizilen CD4 pozitif hücrelerinin ve HIV RNA kopyalarının sayısına bağlı ve virüs replikasyon döngüsü ile bağışıklık sistemi hücreleri için en temel problemlerdir. Ve bu bahsetmiş olduğum zamana göre çizilen CD4 pozitif hücrelerinin HIV RNA kopalarının sayısı ve virüs girişinden virüse montaj, somurcuklanma ve olgunlaşma gibi çeşitli durumlar içerisinde barındıran ve bunların yoğunluğuna göre de hastalığın şiddetlenmesi, ilerlenmesi ve bu bunun getirmiş olduğu patolojilerle birlikte kendini gösteriyor. E, Human Immunodeficiency Virüs dediğimiz HIV hastalığı 1990'ların ortalarında HIV 1'in replikasyonu için gerekli iki önemli enzim olan viral ters transkriptaz ve proteaz inhibitörlerinin geliştirilmesi ve bunların kombinasyon halinde uygulanması ile birlikte AIDS'e karşı yani HIV'in e, ilerlemiş kronik haline ve ad verilebilecek ad ACE olarak bilinirse bu hastalara karşı kullanılabilecek ilacın ters, ters transkriptaz ve proteaz inhibitörlerinin geliştirilmesi sonucunda aslında ortaya çıktığı biliniyor. Sağ altta da gösterilen e, gifte de kendini aslında biraz açıklamaya çalışıyor. Mortalitenin azalması HIV AIDS ölümcül bir hastalıktan kronik bir hastalığa dönüşüyor. Ve e, bu kronik inflamasyonla ilgili sorunlara yol açıyor. Yani HIV'in getirmiş olduğu problemler immün sistemi bozuyor ve immün sisteminde getirileri HIV pozitif hastalarda inflamasyonun kronik boyutlara ulaşması ve tüm sistemi bozması olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle de beklenen yaşam sürelerinin artmasıyla beraber bu e, ters transkriptaz ve protez inhibitörlerinin geliştirilip bu ilaçların kullanılmasıyla HIV pozitif hastaların e, yaşam döngülerinin arttığı biliniyor ancak HIV pozitif hastalara nörobilişsel işlev bozukluğunda da e, son zamanlarda oldukça bir e, artış olduğu gözlemleniyor. Bu ilaçlara bağımlı olabilir ya da e, hastalığın getirisi olabilir. Çünkü kendi içerisinde de e, HIV virüsü e, adapte olabiliyor ve bu yüzden e, kontrol edilmesi gerçekten zor olabiliyor ilerleyen dönemlerde. O yüzden e, bu ilaçların da geliştirilmesiyle birlikte HIV virüsünün temelde e, sabit kalması ya da ilerlemesini engellemek için kullanılıyor diyebiliriz. Hemen bu şemada karşımıza çıkan HIV ile yaşayan hastaların durumları olarak düşünebilirsiniz. Yukarıdaki sarı ve aşağıdaki kırmızı olarak kendini gösteren tabloda. Şimdi öncelikle HIV pozitif olan kişilerde bazı HIV pozitif olmasının getirisi olarak hem çevresinde hem kendi içerisinde kabul edilmesi zor bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bunun psikolojik olarak baskıları çok fazla. Demin e, kırmızıyla işaretlediğim ve son yıllarda nörobilistere bozuklukların arttığını gösteren tablonun devamı şeklinde düşünebilirsiniz bunu da. E, HIV hastalığına sahip kişilerde bir e, baskı hissetme durumu oldukça fazla oluyor. Ve bunu da aslında izole etmek yani bu... E, korunması gereken bunun psikolojik olarak korunması gerektiğini biliyor bili, biliyoruz ve böylelikle de e, HIV hastalarında bu e, psikolojinin de yönetilmesiyle beraber verilecek olan egzersizleri iyi planlamak gerekecek. E, HIV ile beraber yaşayan hastaların bunun farkındalığını olmak ve e, bunu kabullenmek, evet HIV pozitif olduğunu kabullenmek, e, kişinin daha sakin yani ya da dışarıdan gelecek olan tepkilere daha duyarlı olmamasını açığa çıkartabiliyor. O yüzden HIV pozitif kişilerle e, multidisipliner bir yaklaşımla çalışmak en mantıklısı olacaktır. Burada biraz size e, nöral hasarı nasıl açığa çıkartıyor ondan bahsetmek istiyorum. Bir pozitif e, hastalardaki HIV virüsünün e, HIV virüsü gördüğünüz gibi kan beyin bari yerini geçerek e, sinir sisteminde ve e, aynı zamanda kortikal bölgede çeşitli patolojiler aşağı çıkartabiliyor. Özellikle proenflamatuar sitokinlerin artmasıyla beraber enflamasyonun kronik boyutlaşmasından bahsetmiştik. E, ee, HIV hastalarda enflamasyonun oldukça fazla olduğunu not edebilirsiniz. Onun dışında kan beyin bariyerinden geçebildiği için de mikrogliaların aktivitesini bozuyor ve mikrogliaları anlatmıştım sizlere özellikle Alzheimer hastalığında mikrogliaların fonksiyonunda. Çünkü mikroglialar beyindeki makrofaj hücreleri olarak adlandırabilirdik. Oradaki zararlı dokuların uzaklaştırılması için çok temel görevde e, yer alıyor çok M1 ve M2'ler. Ancak burada kendi görevini gerçekleştiremiyor çünkü HIV bir virüsünün içeriye girmesiyle ve apoptozuyla beraber nöral hasara yol açıyor. Aynı zamanda oligodendrositleri, aktif mikrogliyaları, sitokinleri, reaktif oksijen sayısının artması ve makrofaj aktivitesinin azalmasıyla beraber ROS'ların elektrik oksitlerin artması gibi birçok istemediğimiz durumları açığa çıkartabiliyor. Yani normalde merkez sinir sisteminin ve kortikal bölgedeki e, ilgili sinir sistemi aksamlarının normal çalışması için gerekli olan tüm sistemleri bozabiliyor. Bu yet e, böyle bir e, işlevselliği olabiliyor. Çünkü hem makrofajı hem oligodendrosti yani beyin dokusunda sağlıklı olabilmesi için gerekli olan her şeyi etkileyebiliyor. O yüzden bunu kontrol altına almak e, hem egzersizlerle hem ilaçlarla biraz daha mümkün olabiliyor. Ama HIV pozitif olan kişinin e, tamamen Hiv'in ortadan kaldırılması mümkün olmuyor. E, yapılan bir çalışmada ya da genel olarak son yıllarda yapılan çalışmalarda kronik hastalık riskini azaltmak için egzersiz eğitiminin kullanılması literatürü desteklenmektedir. Yani Hiv'in getireceği patolojilerden uzaklaşmak için egzersiz kullanılıp daha sağlıklı bir vücuda daha sağlıklı bir fiziksel hayata sahip olmak için egzersiz yapması gerekiyor Hiv hastalarda. HIV ile enfekte kişiler arasında da potansiyel olarak benzer sağlık yararları olabileceği düşünülüyor. Çünkü egzersizin fizik olarak etkilerini biliyoruz. Ve HIV pozitif kişilerde de bu etkileri e, normal kişilere benzer olarak açığa çıkabilir diyebiliriz. Şimdi yukarıda e, HIV pozitif bir kişinin sedanter bir yaşama devam etmesi haline neler bekliyor? Nasıl bir yaşlanma bekliyor? Sedanter yaşlanma, sedanter aging olarak görebileceğiniz e, en üstteki kısma biraz odaklanmak istiyorum. Şimdi fizyolojik olarak nelerden bahsetmiştik? E, Mikroglia değişimi, e, merkez iner sistemde oligodendrositlerin bozulması, reaktif oksijenin artması, proinflamatuar stokinin artması gibi birçok istemediğimiz faktör devreye girmişti. Bu da mitokondrilerin bozulmasına, fiziksel aktivitenin düşmesine, e, reaktif oksijen miktarının e, imbalansına ve özellikle de membran geçirgenliğinin değişmesiyle birlikte Sedanter hastaların yaşlanmasında HIV olan kişilerde çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bundan neler olabiliyor? Ölüm, ölüm ve sakat yani morbidite ve mortalite oranlarının artmasını ve hastalıklarla beraber ekstra hastalıktan açığa çıkmasını ve özellikle sarkopeninin gelişmesi açısından çok daha yatkın hale gelmesine sebep olabiliyor. Ancak bu kişi egzersizlerle birlikte kendini eğer devam ettirirse yani e, egzersizleri eklerse e, HIV pozitif bile neler açığa çıkartılabilir? En aşağıda da onu görüyoruz. Burada yaşlanma e, sadece şey olarak örnek düşünebilirsiniz. Yani sonuçta yaşlanırken belirli fizyolojik özelliklerin kaybolduğunu biliyoruz. Örneğin mitokondriyel e, savuzumuzun sağlığı azalıyor e, ya da daha e, hücrelerin e, eksesörler matriks oranları değişiyor gibi birçok faktör bulunabiliyor. E, ve normalden e, daha çabuk fizyolojik adaptasyonlara maruz kalabiliyoruz. Yani vücudumuzun e, 20 yaşındaki haliyle 80 yaşındaki hali takdir ederseniz ki aynı olmuyor. Burada yaş örneği de o yüzden akılda kalıcı olması için oldukça önemli. HIV'li insan, HIV'li kişilerde mitokondrilerin disfonksiyonu, inflamasyon artmasını biliyoruz. Ancak egzersiz yaparsa yaşlanmanın HIV'in getireceği patolojilerin daha da azaltılabileceğini gösteriyor. Yani bu ne demek? Hayatta kalım oranlarını arttırıyor. sarkopeni geliştirme riskini azaltıyor. Yaşlanmanın getireceği olan şeyleri daha dengeli olarak açığa çıkmasına sebep veriyor gibi birçok faktör oluyor. O yüzden HIV'li kişilerde de fiziksel aktiviteyi devam ettirmek gerekiyor. Burada da HIV pozitif kişilerde hangi egzersizler verilebilir ya da çalışmalarda neler yapılmış, neler dikkat edilmiş biraz bundan bahsetmek istiyorum. Sol tarafta Hible yaşayan kişilerde e, sandalyeden otur kalk egzersizleri, 400 metre yürüme testleri, e, el kuvveti, bench press, leg press yani yapılabilecek tüm aktivitelerin e, kişiye özgü olarak yapıldığında e, kuvveti arttırdığını e, özellikle yoğun egzersizlerin yani high intensity ile moderate egzersizlerin, orta seviye egzersizlerin kullanıldığı çalışmalarda sol tarafta gördüğünüz egzersizlerin oldukça faydalı olduğu gözlemlenmiş. Yani kişi HIV pozitif diye tamamen e, çok düşük seviyede egzersiz yaptırmak mantıksız. E, normal bizim bildiğimiz bileşenleri düşünerek ilerlemek. Ancak kişiye özgü olmasına dikkat etmek ve bunu da yaparken egzersizleri çeşitlendirebiliriz ve bunun da yoğunluğunu kişiye göre ayarlayabiliriz. E, ve e, orta ve yüksek yoğunlukta yapılması e, hibli hastalarda egzersizlerin getir efektifitesini arttırdığını gözlemleyebiliyoruz. Sağ tarafta da orta yoğunluklu ve yüksek yoğunluklu egzersizlerin etkilenimleri gösterilmiş. Önemli VO2 Max'ı en aşağıda görüyorsunuz. E, yüksek e, şiddetli yapılan antrenmanda VO2 çok daha iyi geliştir gözlemlenmiş gibi pozitif hastalarda. Ya da 400 metre yürüme mesafesine bakabilirsiniz. Bench press, leg press gibi yani yüksek e, şiddetli antrenmanlar yaptırmaktan korkmamak gerekiyor. Ee, yüksek yoğunluklu egzersizler orta yoğunluklu egzersizlere göre daha kısa sürede daha fazla katkı hivli hastalarda sağlayabiliyor. Ee, yani en başından beri bildiğimiz gibi bir, e, hangi hasta grubu olursa olsun kişiye özgü olması burada en temel. hibli hastalarda da inflamasyonun öneminden bu önemini vurgulamıştım ve bunun getireceği e, mitokondrial defisitlerden birçok faktörden bahsettim. Bunları düşünerek egzersiz planlamak gerekebilir. Ancak e, altın çizmek istediğim bir diğer nokta yüksek yoğunluklu egzersizlerin gayet kullanılabileceği e, ve bunları kullanırken de çok fazla egzersiz çeşidini deneyebileceğimizi ve bunun da tamamen kişiye özgü olduğundan bahsetmek istedim. E, aslında e, HIVli hastalarda egzersiz e, oldukça Sık karşılaşabileceğimiz durumlar değil yani literatürde de çok araştırırken e, derinlemesine araştırmaya çalıştım ve karşıma çıkan verileri sizlere sunmak istedim. Dediğim gibi egzersizleri kullanmak hangi hasta grubunda olursa olsun kişiye özgü olarak yapılması en önemli şey. E, burada da gördüğünüz gibi yüksek antrenmanlar yapılabilir, bench pressten e, oturuk aks testine kadar yapılabilecek tüm egzersizleri kişiye özgü olarak uygulayabiliriz ve bunun da hem yaşlanmayla beraber hem hivin getireceği patolojileri azaltmak gibi. Bir çok avantajı var. Her zamanki gibi egzersizler bizim için en önemli araçlar. Kişinin hastanın iyileşmesi için en önemli araçlar. Bunun da doğru ve kişi özgü yapıldıktan sonra faydalarının HİP pozitif kişilerde de oldukça önemli olacağını vurgulayabiliriz. Ve bir de eklemek istediğim HİP pozitif kişilerde de tüm bunlara ek olarak psikolojik olarak da desteklemek ve onlara ile yaşamayı öğretmek ve bunun devamını sağlamak gerekir. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olması durumunda e mail ile adresime ulaşabilirsiniz. E kendinize iyi bakın. Bir dahaki sunumda görüşmek üzere.